Emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk TV'de ben Cenk Akyoldaş, Emtia Piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmelere bakacağız. Piyasalardaki gidişat ne vaziyette? Bir değerlendirmelerde bulmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Özellikle herkesin beklediği işte Amerika'dan gelecek olan büyüme verisi bugün bekleniyor. Bakalım önümüzdeki dönemde resesyon ihtimallerinin gündemde konuşulduğu dönemde nasıl bir rakamla karşı karşıya kalacağız? Piyasaların merakla beklediği verilerden bir tanesi. Yine aynı zamanda bu hafta haftalık işsizlik maaşı başvurularının geleceği günlerden birindeyiz. Yarın esas kritik verimiz, yarınki gelecek olan PCE verisi piyasaların biraz daha tekrardan bekle görürden bir aksiyon alma noktasına hareket edecek bölüme geçeceği nokta gibi gözüküyor. Onu da yarın yakından takip edeceğimizi hatırlatalım. Onun öncesinde piyasalarda bir risk iştahında toparlanma oldu. Bankacılık krizinin biraz daha yatışmaya devam ettiğini görüyoruz. Bunda yansımaları endeksler üzerine pozitif etkisi var. Diğer enstrümanlarda da duranlığa yol açmış vaziyette diyelim. Gelin bir haber başlıklarına bakalım, sonra fiyatlamalarla yola devam edelim. İFO'dan tedarik zinciri durum tespiti yapıldı. Alman Ekonomik Düşünce Kuruluşu İFO, Alman imalatçıların artık daha az kayda değer tedarik yetersizlikleri sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldıklarını ancak hala ideal tedarik durumunda oldukça uzakta olduklarını bildirdi. İFO'nun açıklamasına göre Mart ayında tedarik zinciri sorunu bildiren şirket oranı Şubat ayındaki %45.4'ten 41.6'ya gerilemiş vaziyette. Demirci evlerinde Çin devrimi, analistler zorlu COVID önlemlerinin kaldırılmasının ve yeni kapasitelerin devreye girmesinin ardından Çin'in yıllık demir cevheri üretiminin 8 yılın en yüksek seviyesi olan 290 milyon tona ulaşması bekleniyor. Peru'da bakır madeninin ömrü uzatma maliyeti 2 milyar dolar. Peru'nun en büyük bakır madeni Antamina'nın ömrünün 2036 yılına kadar uzatmanın maliyetinin 2 milyar doları bulmasını beklendiği bildirildi. Antamina CEO'su Victor Gobitz daha önce planlanan rakamın 1.6 milyar dolar olduğunu belirtti. Barclays'ten petrol tahmini geldi. Barclays, Brent ve Batı Texas petrolleri için 2023 ve 2024 yılı için fiyat beklentilerini açıkladı. Brent petrolün 2023 ikinci çeyrekte 89 dolar varil olacağı öngören Barclays, 3. ve 4. çeyrek beklentilerinde 96 ve 98 dolar olarak duyurdu. 2024 yılında 1. 2. 3. ve 4. çeyreği içinizde Brent petrolde fiyatların 92, 94, 100 ve 103 dolar varil olacağı öngörüldü. Ufak da olsa yukarı yönlü bir hareket ivmesi bekleniyor. Rusya'nın petrol ve doğalgaz üretimi Şubat'ta düştü. Rosstat verilerine göre Rusya'nın petrol üretimi Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre %0.2 düşerek 42.1 milyon ton oldu. Aynı dönemde doğalgaz üretimi %13.5 azalarak 46.8 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşti. Hemen dönüp bir de fiyatlamalara bakalım nasıl gerçekleşiyor. Altın tarafında 1966'dayız. Gram altın 1211 TL'de. Dolar TL 19.16'ya geldi. Gümüş 23.60'da. Gram gümüşte 14.54'deyiz. Palladium 1437'de. Platin 968. Brent petrol 78.53, Amerikan tipi ham petrol 73.23, doğalgaz 2.13'te, soya fasulyesi 1477.25, mısır 651.50, buğday 703.50, kahvede de 169.70 karşımıza çıkan değerler. Hemen majör faktörlerimize bakalım. DXY'deki seyir ne yönde hareket ediyor? DXY 102.5 etrafına gidip geldiğini söylemek mümkün. 114 seviyelerinden başlayan düzeltme hareketi 180'lerde dip bulmuştu. O bölgeden 105-80'lere kadar ataklanmıştı. Daha sonrasındaki gelişmeler, özellikle kuvvetlenmeye çalışan DXY tarafı bankacılık kriziyle beraber güç kaybettiğini görmüştük. Geçtiğimiz 3 haftada 8 Mart haftası sonrasında 105.8'lerden yaklaşık olarak 101.5'lara kadar yakınsamaya çalışıyor. O bölgeye ikili dibe doğru gidecek mi, gitmeyecek mi yakından takip ediyor olduğumuzu belirtelim. Şu an için 102.5 seviyesini kendisine orta nokta yapmaya çalışıyor. Yukarı ataklarda 103.15 maalesef geçilemeyen bölge. 103.15'lerin geçilmesi bize 104'lere kadar bir mecra açabilir.
Bunun önündeki engel yarın kalkabilir mi, kalkmaz mı? Yani 104'lere mi gideceğiz yoksa 101,5'lara mı geleceğiz? Bugünkü gelecek olan büyüme verisi ve yarınki PC verisi sonrasında biraz daha şekillenecektir. Özellikle biraz daha kısa vade bakarsak haftalık o grafikten 240 dakikalık grafiğe dönersek buradaki seyir nasıl bir hal almış vaziyette? Burada bir düşen trend içinde hareket ettiğimiz görüyoruz. 3 tane düşen trend var aslında. Bir tanesi büyük düşen trend. İkincisi şu tepeden başlayan düşen bir trend. Bu geçtiğimiz günlerde geçirmeye çalışıldığını görmüştük. Ama son 103.37'den başlayan düşen trend hikayesine baktığımız zaman bizim için daha hala 102.75'ten direnç konumunda olduğunu bize söyleyen bir yapı mevcut. Buradaki harekete baktığımız zaman biraz daha 102.30-102.75 arasına sıkışmış bir yapıyla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Biraz baskılanma var ama bu baskılanmadan çıkıp çıkmayacağımız yarınki veri akışına bağlı olacağını hatırlatalım. Aşağı doğru destek noktalarımız 102.30-102.06-101.25 gibi yerlere işaret ettiğini hatırlatalım. 102 seviyesinin altına indiğimiz zaman hareketin biraz daha derinleşen satışlarla karşı karşıya kalması beklenebilir. Özellikle de o takdirde Euro-Dolar paritesinde de bir onlara doğru bir ataklanma beklenmesi gerekir. Eğer yarınki veri ılıman bir veriye işaret eder ve DXY'da güçlenme sinyalleri oluşmaya devam eder ise, bunun koşulunda da işte enflasyonda düşüş var, eğilimler ya da enflasyonda kuvvetli bir veri var. Buna göre şekillenecek bir yapı var. Eğer 102.75 aşılıyor ise de o zaman biz yukarıda ana trendin değişmesi için takip edeceğimiz üst sınır bölgesi 102.87 olduğunu belirtelim. Eğer o bölgenin üzerine bir fiyatlama alıyor isek o zaman orada da tekrardan geniş bir bantın eli baslık bir hareketin önünün açılması beklenir. O nedenle yatay bir bölgede sıkıştık. Yarınki veriyle beraber bu kilit bir tarafa doğru çözülecek. Bakalım gelecek veriye göre yorumlayacağımızı hatırlatalım. Peki tahvil piyasasındaki gelişmelere bakalım. Seyir nasıl? Baktığımız zaman buradaki seyirde 3.55-4.61 arasında sıkışmış bir yapı söz konusu. 4'ün üzerindeki faiz adedi 2 tane, 2 yıllık ve 1 yıllık tahviller orada kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Uzun vadeli tahvillerden 30 yıllık 3.75'te kendisini koruyor. 3 tane tahvili altına almış vaziyette. Ama bizim beklentimiz daha da diğer tahvilleri de yavaş yavaş geçmesi gerekiyor ki biz normalleşme sürecine girdik diyebilelim. Hala o bölgeden uzak kaldığımızı görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hikayeyle birlikte bankacılık kriziyle beraber burada bir ivme sağlanmıştı. Bu ivme biraz durulmuş vaziyette gelen haber başlıklarıyla. 10 yıllık tahvile bakalım. 10 yıllık tahvilde bahsettiğimiz hikaye direnç bölgesiyle temaslandık. Neresiydi orası? Yeşil ve morun geçtiği 3.60 bölgesi. İki tane önemli ortalamanın 8 ve 21 barlık ortalamanın kesişim kümesinin olduğu yerde. Oraya kadar gittik. Oradan sonra tekrar alış gelmesini bekleriz diyorduk. O bölgeden alış geldi ama çok sınırlı bir alış. 3.55'lerdeyiz. Bizim için takip edilmesi gereken aralık 3.58-3.60. Bu haftanın kapanışı. Gelecek veriler sonrasında bu bölgenin üzerinde olabilecek mi, olamayacak mı? Yakından takip ediyor olacağız. Eğer normal koşullarda bizim beklentimiz 3.60'ın aşılmaması şeklinde olduğunu belirteyim. Eğer geri sarma hareketleri devam edecek olursa burada da ister istemez 3.30-3.20 bölgesi artık tekrardan potaya girmeye başlar. Farkındaysanız yavaş yavaş şu bölgeden sonra yaşanan son 4 haftalık hikayede burada bir taban oluşumu çabasının başladığını görüyoruz. Aşağıda 3.30, yukarıda 3.60 bölgesi bizim için kritik aralık olarak kalmaya devam edecek. Tamamen trendsel bir dönüşüm oluşması için bizim 3.30 bölgesinde bulunan 50 haftalık ortalamanın kırılması gerekiyor. Eğer öyle bir durum oluyorsa uzun vadeli paradigmalarda önemli değişim oldu demek olacaktır. O da nedir? İşte bankacılık kesimindeki krizin çok daha derinleştiğini, Fed'in atacağı adımların daha sert adımlar olması gerektiğini, işte bu radikal adımlar yani faiz artımlarına, indirimlere, ne bileyim işte yine bilanço daraltılması hikayesini tekrardan genişlemeye, sürecine evrilmesi gibi hikayeler gündeme gelecektir. O takdirde de işte bu da pivot Fed dediğimiz hikayenin
devreye girdiğini gösteriyor. Pivot noktası aslında şu anda 3.30'a konmuş vaziyette diyebiliriz. 3.30'un altında başka bir dünyadan bahsediyoruz demektir. O da bize 2.80'leri getirme potansiyelini içerir. Olası mevcut konjonktürün korunduğu, Fed'in Şahin söylemlerine devam ettiği, bankacılık sektöründeki hikaye ılımanlaştığı, artık derinleşmediğini, bir şekilde alınan tedbirlerle buranın geçiştiğini, yumuşak geçişte sonuçlandığını ama enflasyonla ilgili kazanımların hala sınırlı kaldığına ait verilerle karşı karşıya kalırsak o zaman stres yine artar bu burada. O zaman 3.60'ın üzerine bir fiyatlama görmeye başlarız. O da piyasanın çok fazla seveceği bir unsur olmayacaktır. Onu da net söyleyeyim. Dönüp çekirdek MTI endekslerine bakalım. Burada toparlanma çabası devam ediyor. FIBO'ya kadar geldik, 263. O bölge bizim için kısa vadede ana direnç konu noktalarından biri. Önümüzdeki hafta bu bölgenin üzerine çıkıp çıkamayacağımız yarınki veriye bağlı olduğunu hatırlatalım. Altın tarafına dönelim. Altında resimde söylüyor. Altın ETF'lerinde minimal de olsa bir toparlanma var. Bir 500 bin onsluk artış gelmiş. 68 milyon ons sınırına geldik, dayandık. Bakalım daha ötesi olacak mı? Yakından takip ediyor olacağız. Altının günlük grafiğe dönelim. Günlük grafikteki sıkışma devam ediyor. Artık sona doğru yakınsıyoruz. Muhtemelen bu iş yarın finalize olacak. Sıkışma sona erecekmiş gibi gözüküyor. Mevcut konjonktüre baktığımız zaman bir yöne doğru bu iş nihayete kavuşacak. Şimdi son 4 gündür biz sürekli olarak 8 günlük ortalamayı aşağı doğru zorluyoruz. Ama kapanışlarımız hep 8 günlük ortalamanın üstünde. İğneyi aşağı atıyoruz ama dönüşte kapanıp yukarıda. Boylar şu şekilde bir sıkışmayla sonuçlanıyor. Bu sıkışmanın artık yarın son günü gibi gözüküyor. Özellikle de bu PCE verisi sonrasında şekillenecek. Bu sıkışma aralığı neresi diye baktığımız zaman dar aralık aşağıda 1960, yukarıda 1972'ye kadar daralmış vaziyette olduğunu görüyoruz. 1972.80 yani 1973 ve üzerinde bir fiyatlama almaya başlıyorsak hareket yukarı banda doğru ataklanmak isteyecektir. O zaman hedef 1998'e doğru koymak gerekir. Yarınki veri sonrasında 1998 ve üzerinde bir kapanış almaya başlıyor isek, pardon yarın diyorum, özür dilerim, cuma günkü veriden bahsediyoruz. Cuma günkü veriden, yarınki veriden bahsediyorum. Eğer değişir ise, 1998 aşabilir ise o zaman biz zirvelerden bahsetmeye başlayacağımız dönemin önü açılmış olur. Bunlar çok veri odaklı dönemden geçtiğimiz için o saatlerde, verinin geldiği saatlerde oyuncu olarak adlandırdığımız kişilerin muhakkak ve muhakkak ekran başında olması gerektiği saatler olan günlerde olduğumuzu belirtelim. Aşağı doğru hareketlerde, aşağı sarkmalarda 1950 şu an için bizi taşır konumda ve oraya kadar yakınlaştığımız anda hemen kendimizi 1960 üzerine taşıyoruz. Bu sevindirici bir gelişme ama veri sonrasında biz morla gözüken ortalamanın altında kapanış almaya başlıyor isek o zaman resim terse dönmeye başladı demektir. Neden? Çünkü gelen veri burayı desteklemez niteliğe bürünmüş olabilir. O takdirde ise 21 günlük ortalama bizi çağırmaya başlayacaktır. Orası nerede? 1930'da olduğunu hatırlatalım. Oraya kadar gelene kadar iki tane de ara desteğimiz var. 1950 ve 1940'da olduğunu söyleyebiliriz. Haftalık grafiğe dönelim. Haftalık grafik açısından baktığımızda sıkışma aralığı net şekilde gözüküyor. Sert bir iki hafta evvelki hareket sonrasında kendimizi 1945-1980 aralığına taşıdık. Bu aralıkta kalmaya devam ediyoruz. Bu hafta kendimizi 1978 ve üzerine hiç taşıyamadık. Bu taşıyamama biraz momentumla düşüş sinyali olarak okunabilir. Veri sonrasında hala biz bu bölgeyi geçemiyor isek o zaman alt banda doğru yakınsama çabaları başlıyor demektir. Bundan kastımız ne? Yavaş yavaş aşağıda morla gözüken ortalama, 1918'de bulunan ortalama bizi çağırıyordur. O takdirde 1945, 1928 ve 1918 sırasıyla desteklerimiz olacak bölge olduğunu hatırlatalım. Şu bölgenin içinde yön arayışı içinde olduğumuzu görüyoruz ve teyidi ne zaman gelecek? Dediğim gibi veri sonrasında gerçekleşecek, ona göre bir karar verecek piyasa. Aylık grafiğe bakalım. Aylık ayın artık sonlarına doğru geliyoruz. Buradaki yapıya baktığımız zaman şunu görmekteyiz net şekilde.
bizim için kritik eşiğimiz 1929-1930 bölgesi. Bu bölgenin üzerinde kalacak mıyız? Kalacakmış gibi duruyoruz. Eğer başarırsak bu birinci etap. İkinci etap bizim esas kritik değerlendirdiğimiz nokta neresi? Şu mavi çizgiye bakalım. Bu mavi çizginin geçtiği yer neresi? 1982'miş. Biz bu 1982 üzerine bir şurada iğne atmışız, bir şurada iğne atmışız. İki tane iğnemiz var. Ama iki iğnenin olduğu yerde de biz 1982 üzerinde kapanış almamışız. Yani piyasa eğer bu 1982 üzerinde kapanış almaya başlıyor ise aylık olarak, o zaman bir şeyler değişiyor demektir. Dikkat etmek lazım. Demek ki yön daha ayılardan boğalara doğru kayma eğiliminin güçlü şekilde güçlenerek devam ettiğini bize gösterir. Hedef neresi olur? 2002 arada bir direnç olarak değerlendireceğimiz noktadır. Ve üzerinde 2070-75 bölgesi, daha sonrasında 2125-2250 gibi hedefler artık gündeme gelmeye başlar. Son dönemde araştırma raporlarına baktığımız zaman farkındaysanız bir güçlenme sinyalleri var. Raporlarda yukarı doğru evrilmeler var. Merkez bankalarının alıcı olmaya devam ettiğini görmekteyiz. Gümüş tarafına dönelim. Gümüşteki güçlenme altına göre biraz daha kuvvetli. 20-30 bandı aşıldı. Üstüne taşındık. Yukarıdaki hedefe doğru gitmeye çalışıyoruz. Buradaki yapıya baktığımız zaman 24,5-24,75 bölgesini hedefleyen bir hareket potansiyeli içine girmiş vaziyetteyiz. Buradaki güçlenme bizim için hedef olarak 24,5-24,75'i gösterdiğini vurguluyoruz. Algıda temel bir değişim olması, şuradaki düşen trend çizgisinin ötesine taşınıyorsak, yani 24,75 üzerine taşınıyorsak, o zaman paternin biraz daha genişlemesi, yukarıdaki şu bölgenin içine girme potansiyeli gündeme gelir. Yani 26-88'lere kadar gidebilecek bir periyodun önünü açabilir. Bu gerçekleşecek mi? Şu an için tam olarak söylemek mümkün değil. 24,5-24,75 bölgesine geldiği zaman gösterecek karakteristik özellik önemli olacak. Oradaki aksiyonlara bakacağız ve ona göre bir değerlendirme yapacağız. Burası kırıyor, kırmıyor diyeceğimizi belirtelim. Şu an için artık 23-30'ları kendine destek yapmak isteyen bir grafikten bahsediyoruz. Mavi ile gözüken 8 günlük ortalama ana taşıyıcı olarak karakteristik özelliğini gösteriyor. 23.08'de ana desteği oraya koyabiliriz. O bölgenin altına inilmediği sürece hareket hala yukarı gitmek istiyor demek. Gümüşün haftalık grafiğine bakalım. Haftalık grafik açısından değerlendirdiğimizde bizi yormasını beklediğimiz bölgeyi çok sert geçmiştik. Sebebi de bankacılık kriziydi. Sonra 22.65 bölgesinde biraz patinaj yaptık. Sonrasında yukarı ataklandık. 23.47'lere geldik. Orayı geçmekte zorlanıyorduk. Bu hafta itibariyle, bugün itibariyle o bölgenin üzerine çıkmış vaziyetteyiz. Büyük hareketin yani 24-29.90-17.5 hareketinin Fibonacci 50 düzeltme seviyesi 23.72'den geçmekte. Tam da o bölgeye artık yakınsadık. O bölgenin üzerine çıkabilecek miyiz? Ona bir bakacağız. Eğer o üzerine çıkabiliyorsak 24-30'lar gündeme gelir. Daha sonrası 25-20, daha sonrasında da işte 26-25, 26-75 ve 27 sırasıyla yukarıdaki dirençler konumuna geçecek bölgeler. Geri çekilmeler adına baktığımız zaman 22-60'lar artık oldukça kuvvetli bir konuma geçmiş, destek konumunda diyelim. Altın-gümüş paritesine bakalım. Altın-gümüş paritesinde kritik bölge olarak gördüğümüz 91-25 bölgesi aşılamadı. O bölgeden başlayan geri çekilme hareketinde ibre gümüşün lehine dönmüştü. İlk önce ortalamalara geldi. Şimdi Fibo desteğine kadar gelmiş vaziyette. 83-20'ler önemli bir nokta. Bu bölgenin ötesine geçecek mi? Aşağı sarkmalar olsa bile nereye kadar? 82 bölgesine kadar olabilir. Gene de biz muhtemelen bu haftanın kapanışlarının 83-30 bölgesinin üzerinde gerçekleşme ihtimalini kuvvetli gördüğümü belirteyim. Aşağı sarkmalarda 82 bölgesine yakınsama bir paritesel değişim için önemli bir destek bölgesi olarak görebiliriz. Petrol tarafına dönelim. Amerikan tipi ham petrole baktığımız zaman Batı Texas tipinde yukarı doğru bir toparlanma var. Özellikle 65 seviyesinden başlayan toparlanma hareketinde biz 73-40'lara kadar geldik. Şimdi buradaki yatay bant hareketinin aşağı doğru bir baskılandığını görmüştük. İki tane kritik eşiğimiz var burada, hep belirtiyoruz. Yeşille gözüken ortalama birincisi, ikincisi de morla gözüken ortalama. İkisi oldukça sağlıklı çalışıyor zaman içinde.
En son Moore'la temaslandıktan sonra sert bir kırılım yaşamıştık. O kırılımla beraber 64 seviyesine geldik. Oradan tepki. Şu anda yeşille gözüken ortalamaya geldik, temaslanıyoruz. Yeşilin üzerine atmak da daha önceki tecrübeler bizi zorladığını gösteriyoruz. Bakalım haftanın geri kalanında gelecek veriler sonrasında 74.05'in üzerine çıkıp çıkamayacağımızı yakından takip ediyor olacağız. Bu bölge bizi zorlayacak bölge. Temel bütün trendsel dönüşümlerin gerçekleşebilmesi için bizim 83 ve üzerinde bir fiyatlama ihtiyacımız var. Eğer öyle bir durum olmadığı sürece buradaki yatay bant ağırlıklı ortalamalar, fibolar direnç olarak çalışmaya devam edecek bir dönemin içinde olduğumuzu bize gösterir. Ne zaman biz burada kuvvetli bir hareket görmeye başlarız? Amerika'nın stratejik petrol rezervlerini yerine koymaya başladığı rakamları gördüğümüz takdirde burada bir ivme yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Efendim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitexen emtia piyasasını sundu.